Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Aleykümselam. Allah razı olsun. Mucize doluyum. Siz nasılsınız? Şükürler olsun hocam. Biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Allah ilminizi, bilginizi arttırsın inşallah. Elinizden Allah razı olsun. Amin. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hocam, benim aslında çok sıkıntım vardı. En büyük sıkıntım evlatla olur derlermiş ya. Evlatla birazcık. Yalnız burada canlı yayındayız. Burada söyleyeceğiniz her özel durum tüm dünyada duyulacak. O yüzden bir düşünün. Özel mi değil mi? Özelse anlatmayın tabii. Yok hocam, özel değil yani, artık hani hastanelere gide gele artık özelimiz falan kalmadı açık söylemek gerekirse. Şöyle, Buyurun. benim çocuğumda şöyle bir sıkıntı var. İkimiz baş başayken çocuğumda hiçbir sıkıntı yok. Ama herhangi biri geldiğinde evimize veya biz herhangi bir yere gittiğimizde hani doktorlar otizm mi ya da öğrenme güçlüğü mü veya işte saldırgan tavırlar mı, net bir teşhis koyamadılar şu ana kadar. Daha yaşı küçük olduğu için koyamadılar. Çok erken doğdu, 26 haftalık doğdu, 1 kilo doğdu. Wow. Çok şükür yaşadı. Allah'a Fakat şükür. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Yalnız işte insanlarla bir oraya geldiğimizde ve okulda özellikle, yani kreşe başlatmak istediler. Biz Amerika'ya yerleştik. Burada okullara, yani anaokuluna, Kinderland gibi bir şey söylüyorlar onlar. Oraya alıyorlar bu yaş grubunu, İngilizce öğrenebilmesi ve birinci sınıfa başlayabilmesi için birkaç sene sonra. Fakat öğretmenlerin ve okul psikologlarının, işte davranış uzmanlarının söylediği şu: aşırı hareketli ve kontrolsüz hareketli. Yani hani bir hareketli, hiperaktif, yaramaz çocuk vardır diyor öğretmen. Bir de diyor hani hareketlerinin sonucunun neye bağlı olduğunu düşünmeyen çocuk vardır. Mesela size sarılacaksa sizi öyle bir sıkıyor ki hani boğulmuşsunuz, ölmüşsünüz, bir yeriniz acımış, farkında bile değil. Yani farkında bile değil durumun. Derslere konsantre olamıyor tam olarak. Öğreniyor aslında, öğrenmiyor değil, öğreniyor. Fakat şöyle bir durum var. Mesela sayıları öğreniyor ama işte bu bir mesela, iki diye sayıyor ama bir şeyi, bu kaç tane diye, iki taneyi buraya koyduğunuzda bunun iki tane olduğunu idrak edemiyor. Evet. Umarım Kaç yaşında? anlatabilmişimdir. 6 Valla yaşında. çok güzel anlattınız. Bence sizin gibi anlatabilecek çok az insan var. Allah O razı kadar olsun. çok profesyonel şekilde anlattınız. O kadar Peki. çok doktorlara, psikologlara, psikiyatrlara burada gittik ki, yani çünkü burada çocuk sizin, tamam hadi çocuğunuz yaramaz, evet alın evinizde oturun diye bir hakkınız yok. O zaman da çocuğun eğitim hakkını önlediğinize dair sizi dava ediyorlar. Mecbur işte hastane, doktor, psikolog, psikiyatri, hatta C ile başlayan, aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi ve işte bu kontrolsüz hareketleri olan büyük insanlara başlanılan bir ilacı başladılar. Normalde doktorun dediği, bunu verdiğimizde, yani bunu dünyanın en hareketli insanına bile versek hani şurada oturması lazım. Ama hiçbir etkisi yok. Normalde yarım doz başlanıyormuş. Tam doz başladık. Hiçbir etkisi yok. Peki sigorta mı karşılıyor ilaçlarınızı, hastane masraflarını? Yok hocam, burada sigorta karşılamıyor. Burada sağlık ciddi bir rakam. Peki ortalama çocuğunuzun düzelmesi için bugüne kadar kaç para harcadınız? Hocam kaç para harcadım? Şimdi düşünürsem herhalde iyi bir araba alırdım o paraya. Bayağı iyi bir Yani araba alırdım. 20 bin dolar harcadınız. Harcamışızdır tabii ki. Türkiye'deyken de çok harcama yaptık. Hepsini topladığımızda, doğduğundan bu yana harcadıklarımızı sayarsak, sadece bu soruna odaklı harcadıklarımızı sayarsak, evet 20 bin doların üzerinde bir para harcamışızdır. Ve öyle çok maddi durumu iyi olan insanlar da değiliz yani, inanın ki. İnşallah iyi olur. Mucizelerle dolsun maddi durumunuz ve bizim hepimizin. Amin. Amin. Peki, Amin. gelelim olayın şöyle bir mantıklı tarafına bakalım. Türkiye'de o kadar
işin uzmanı doktorlar, psikiyatrlar, psikologlar ile görüştünüz. Evet hocam. Amerika'da da görüştünüz. Evet hocam. Hiçbir sonuç alamamışsınız. Bu kadar para, bu Çöp. kadar zaman, bu kadar zaman ve bu kadar umut. Dünyanın en üst düzeyindeki insanlar bunu çözememiş. Çözemediler hocam. Benim çözeceğimi nereden çıkarıyorsunuz? Hocam sizin çözeceğinizi hani mucize videolarınıza denk geldim. Ben birkaç haftadır sizi takip ediyorum. Zaten hani öyle çok internetten, Instagram'dan da aşırı anlayan ya da içli dışlı olan biri değilim. Birkaç haftadır gördüm. Çok güzel mucizeler vardı. Yani dünkü canlı yayınınızda bir hanımefendinin omzu iyileşmiyormuş, omzunu kaldırdı. Yani mucize her yerde. Belki mucizemize siz vesile olursunuz diye düşündüm. Peki bugüne kadar 20 bin dolardan fazla harcamışsınız. Evet hocam. Madem ki bunu çözecek biri varsa ve onun bilgileri aktarılabilen bilgilerse, neden bugüne kadar eğitim almayı düşünmediniz? Hocam ben bu konulara daha yeni yeni aslında buraya geldikten sonra bir yıllık çok sıkıntılı bir sürecimiz oldu. Telefonumuz vesaire bile yoktu öyle söyleyeyim. Yeni yeni işte bir şeyleri böyle biraz biraz hani hayatımızı idame ettirecek konuma geldik. Ve yeni yeni aslında sizi de hani bir tevafuk mu diyeyim, tesadüf diye bir şey yoktur diye düşünüyorum. Instagram'da öyle bakarken denk geldi. Birkaç haftadır takip ediyorum. Ve orada görünce hatta dedim ki ya ne güzel dedim. Şu derdime derman bir bulsam da dedim hani eğer çalışabilirsem inşallah. Çünkü burada çalışma iznimiz vesaire olmadan çalışamıyoruz. İlk hedefim yani inanın ki. Peki Amerika'da yeni bir hayata başlamışsınız. Doğru hocam. Belki bir işe gireceksiniz. İnşallah hocam. O işten alacağınız ücret belki 3 bin dolar civarında olacak. 2000 dolar civarı oluyor genelde hocam, evet. Tamam. Ben Amerika'ya 8 defa geldim eğitimler için. Bütün eyaletleri gezdim, biliyorum. Doğru. Peki bizim bu bilgilerimizi siz öğrendiğinizde kendinize bir meslek edinmiş olursunuz. Yani sizin durumunuzda olanları siz meditasyonlar yaptırarak ve meditasyonlar öğreterek kendinize bir meslek seçmiş olursunuz. Ben bunu En size büyük hedefim söyledim. bu hocam zaten inşallah. Bunu size söyledim. İzleyenlerimiz siz anlayın diye. Haydi bakalım, bir de bakalım. Önce durum nedir onu anlayalım. İsminizle Tabii. hitap etmek için soruyorum. İsminiz nedir? Sibel hocam. Sibel Hanım. Lütfen telefon burada kalsın. Tamam Başka hocam. bir odaya gidin, bizi duymayın. 20 saniye sonra kendiliğinden gelin. Bakın Tamam hocam. içinizden ne gider sayın. Tamam hocam. Değerli izleyenlerimiz, ben demin o kadar konuştum, hani işte bizim eğitimlerimiz böyle değerlidir. Buraya getirdim. Bakalım değerli mi değil mi? Onun değerini şimdi anlarız. Ben biliyorum da siz anlarsınız. Gelince bize anlatsın. Çocuğunun tüm bu problemlerinin kökeni nedir? Sebep nedir? Genetik mi? Sonradan bir durum mu? Çevresel faktör mü? Gelebilir miyim hocam? Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Konuştuklarımı ne kadarını duydunuz? Hiçbirini duymadım hocam. Diğer odaya gittim. Tamam, iyi ettiniz. Haydi, lütfen gözlerinizi kapatınız. Sibel Hanım, kendinizi bir sinema salonunda hayal edin. Koltuğa oturmuşsunuz. Bakın bakalım oturduğunuz koltuk kaç numaralı koltuk? Yedi.
Salonda kaç kişi var? Sizden başka kimse yok mu? İki kişi daha var hocam arkalarda. Lütfen bize sinemadaki filmi detaylarıyla anlatın. Bazen 1 dakikada biter, bazen 5 dakikada, bazen 10 dakikada biter. Filmin ne zaman biteceği yazar. Filmin sonunda bitti diye yazar. Yazı gelir. Ben mikrofonumu kapatacağım. Sizi can kulağıyla dinleyeceğim. Ve Hocam siz ne kadar şans. seri konuşursanız o kadar iyi olur. Yani görüntüler arasında 10 saniye, 20 saniye durduğunuzda bu fayda sağlamaz. Şu anda benim konuştuğum şekilde durmadan seri biçimde filme bize anlatın. Haydi. Ben sesimi Hocam kapatıyorum. film Dinliyoruz. eski Türk filmleri gibi siyah beyaz bir ekran ve ortada küçük bir sinema perdesi var. Sinema perdesinden daha küçük bir film var. Filmin içerisinde bir tane zürafa var. Yanında bir tane ağaç ama film siyah beyaz. Altında da küçük bir çocuk var. Zürafaya uzanmaya çalışıyor. Ve film bitiyor. Bu film çabuk bitti. Biraz daha yeniden izleyin. Bu Tamam sefer hocam. ayrıntılar vermeye bakın. Normalde 4-5 dakika sürmesi lazımdı. Haydi yeniden. Dilediğiniz kadar ayrıntı anlatın. Tamam hocam. Zürafa ağaçtaki yaprakları yiyor. Yapraklar yeşil ama yaprakların yeşil olduğunu görüyorum ama film perdesi siyah beyaz. Altında küçük bir erkek çocuğu var. Ayağında eski tip böyle parlak kundura dediğimiz cinsten ayakkabılar, beyaz çorapları var. Şöyle şuralardan askılı kısa bir pantolonu var. İçerisinde bir beyaz yakasız gömlek var. 3 tane düğmesi var gömleğin. Yer sapsarı otlarla dolu. Bir dağ görüyorum. Dağ böyle karanlık, siyahımsı diyebileceğim ama tam siyah olmayan bir renkte. Tam dağın üstünde küçük bir kumru küçük bir kumru var. Ağacın yapraklarının arasında meyve yok ve ağaç sanki böyle solmaya yakın ama yaprakları yemyeşil. Ve zürafa bu ağacın yapraklarından yiyor. Yiyişini görebiliyorum. Çocuk da altında böyle zürafaya ulaşmaya çalışıyor. Şu an görebildiklerim bu kadar hocam. Peki, lütfen bize ayı ve güneşi anlatır mısınız? Ay, güneş. Mesela gece olsun. Çocuk ve ay arasında nasıl bir iletişim var? Az önce zürafa ve çocuk arasındaki etkileşimi anlattınız. Çocuk ve ay arasındaki etkileşimi de anlatın. Ay hilal şeklinde hocam ama parlak. Hilal şeklinde ve gökyüzünde parlak. Ve lütfen gündüz olsun. Güneş ve çocuk etkileşimini anlatın. Güneş yüzyuvarlak, sapsarı böyle resimlerdeki gibi bayağı ışıklar saçıyor etrafına. Ve çocuk güneşe bakınca gülümsüyor. Peki. Ulaşmaya çalışıyor. Böyle elini uzatıyor, ulaşmaya çalışıyor. Tamam. Lütfen gözünüz kapalı kalsın. Kulağınızı ellerinizle kapatın. 10 saniye sonra kendiliğinden açın. Benim konuşacaklarımı duymayın. Tamam hocam. Çocuğundaki bu problemin sebeplerini bir başka benzetmeyle anlatsın. Sibel Hanım. Kulağınızı Doldu açabilirsiniz. hocam 10 Evet. saniye. O sırada konuştuğumu duydunuz mu? Yok hocam yani anlaşılır değildi. Çok ses geliyordu ama anlaşılır değildi. Tamam. Lütfen şimdi sinemada o film bitti. Yeni bir film başlayacak. Yeni filmi bize anlatın.
Yeni filmde bir traktör var. Traktörün içerisinde bir çiftçi, erkek, şapkalı. Buğday samanı gibi. Samanları biçiyor, traktörü kullanıyor, traktör hareket ediyor. Beyaz bir tavşan var etrafında. Kulakları sivri ve çok bembeyaz. Ve ortam loş, böyle karanlık değil de yağmur sonrası hava kapatmış gibi. Gökyüzünde siyah bulutlar var ve gökyüzü karanlık. Evet, gözümüzü açınız. Çocuğumuzdaki durum %80 oranında ortaya çıktı. Tam emin olalım. Lütfen yine gözünüzü kapatın. Sinemada üçüncü bir film başlayacak. Kanguru zıplıyor. Yerde yeşil çimler var. Hava diğer filmlere göre daha aydınlık. Güneş ve ay gözükmüyor. İki tane ağaç var. Bir tanesi hemen kangurunun yanında, bir tanesi uzağında, çaprazında. Kanguru çok mutlu değil durumdan. Sanki bir şey arıyor gibi. Kesesi boş, boş. İçinde yavrusu yok kangurunun. Gözlerinizi açınız. Sizden özür dileyerek soracağım. Hani tespitlerimi buldum da. Tabii hocam. Normalde erkek çocuklar ve kız çocuklar buluğ çağına 14, 15, 16 yaşlarında girerler. Evet. Sizin çocuğunuzda yani bazen de çok az bile olsa toplumun %1'lik bir dilimi 4-5 yaşından itibaren bu buluğ çağına girer. Yani cinsel olgunluğa gelir. Bu da onlarda az önce çocuğumuzla ilgili anlattığınız bütün problemleri doğurur. Siz böyle bir gözlemde bulundunuz mu çocuğunuzla alakalı? Yani kızlara aşırı düşkün. Yani kızlara fazla böyle nasıl denilir? Cilve yapmak. Fazla cilve yapar. Öyle Çok yani. özür dilerim söylüyorum. Cilvenin de yani kızlara düşkünün de ötesinde. Tamam, bu kadar. Hani çok da onu açmaya konuşmaya gerek yok. O anlattığınız zürafadan ve ikinci anlattığınız o tavşandan ve üçüncü anlattığınız orada bulunmayan kanguru yavrusundan. Önce size bilgiler verelim. Tabii 100 kişiden birinden bile az oranda toplumda çocukların 4-5 yaşında cinsel dürtüleri ortaya çıkar. Ama bu 4-5 yaşında ortaya çıkan cinsel dürtü normal çocukların 14-15 yaşında yaşadığı cinsel dürtüler ve çağdır. 4-5-6 yaşında çocuklarda bu ortaya çıkınca kavgacı olur. evet hocam, aynen. Kavgacıdır. Siz sence sarılma tarafının hani yapacağı davranışın sonucun ne olacağını düşünmemek demiştiniz. Bir kişiyi Tabii ki. sarsa nefessiz kalır, boğulur olur. İşte onun dışında anneye, babaya, arkadaşlara, çevreye de ayrıca saldırgan tarafı var. Evet. Her şeyi fırlatıyor, her şeyi. İstediği bir şey olmadığında her şeyi fırlatabiliyor. Bir de kendini de yaralıyor çocuk. Evet. Hiç vücudundan yara eksik olmaz. Peki, dediğim gibi Sayın Hocam, peki bugüne kadar doktorlar böyle bir şey söylediler mi Yok size? hocam. Hayır. Tamam. Peki lütfen telefon burada kalsın. Tamam hocam. Başka bir odaya gidin. 30 saniye sonra gelin. Tamam.
Ben bir şey konuşacağım duy. Tamam hocam. Değerli dostlarımız, bu durum 10 yaşından itibaren Allah korusun intihar eğilimi olarak kendini gösteriyor. Bu durumdan kurtulsun. Peki arkadaşımız gelince anlatsın. Az önce onun oğlu hakkındaki tespitlerimiz ne derece doğru? Geldiğinde bunu anlatsın. Ve yaklaşık 4 dakika içinde bu sonuca ulaştık. Gelince kendisi anlatsın ne derece doğru sonuçlara ulaştığımızı. Ve daha da ulaşmamız gereken sonuçlar, analizler varsa onları da kendisi söylesin. Diyeceksiniz ki bizi duymuyor, bu konuların cevabını nereden bilsin? Değerli dostlar, her varlığın ruhu var ve fizik beden duymasa ruh duyar. Geldim hocam. Beden zaten bilmez, ruh bilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sibel Hanım, lütfen kapatın gözünüzü. Sinemada yine oturun. Dördüncü film başlayacak. Tamam hocam. Daha karanlık bir ortam. Bir tane erkek var, büyük yetişkin, bir ağacın altında dinleniyor. Sanki hani hiç, böyle orada bir tarla var, tarlayı biçmiş de dinleniyor, mola vermiş gibi. Elinde bir bardak su var, suyunu içiyor. Karşısında küçük bir çocuk, arasında bayağı mesafe var, böyle bir 100-150 metre kadar. Çocuğu oradan bir şeyler anlatıyor, işte bir şey getir diyor. Küçük bir çocuk, böyle üst düğmesi iliklenmiş, kafasında bu eski kasket dediğimiz şapkalardan takılı, tatlı sevimli bir çocuk, ayakları çıplak, toprağa basıyor ve getirmeyi reddediyor bir şeyleri, o söylenilenleri. Yetişkin olan da ona kızıyor, böyle şöyle el işareti yapıyor hırsla ve çocuk boynunu öne eğerek yavaşça o yetişkinin yanına geliyor. Onun gözlerinizi açınız. Siz dışarıdan biz bir şey konuştuk. Konuştuğumuz sorunun cevabının %100 olduğunu bize siz anlattınız. Peki şu an ne konuştuğumuzu size yaklaşık 5-6 dakika sonra söyleyeceğim. Tamam Şunu hocam. istiyorum. Lütfen başka odaya gidin. 20 saniye sonra gelin. Tamam. Konuşacaklarımı duymayın. Tamam. Tamam hocam. Değerli izleyenlerimiz. Ben de bu durum için belki 500'den fazla çözüm yöntemi var. Bu çözüm yöntemlerinden birini şimdi meditasyonla uygulayabilirim. Fakat siz şunu öğrenin. Problemli kişinin yakını o da çözümün meditasyonunu biliyormuş ve uyguluyormuş. Bu nasıl gerçekleşiyor onu öğrenin diye ben kendi tekniklerimi kullanmayacağım. Gelince kendisi bir meditasyon yapsın ve inşallah Geldim meditasyon hocam. bitince çocuğu kurtulsun ve bizi canlı yayın izleyen tüm dostlar sizler de inşallah kurtulun amin. Amin hocam. Siz benim konuştuğumun son cümlelerini duydunuz ama asıl önemli olan kısımları duymadınız. Lütfen Tamam. kapatın gözünüzü. Sinema salonuna oturun ve 5. film başlasın. Hava aydınlık, yeşillik, park gibi bir alan. Etrafta ağaçlar, yerde çimler var.
Az ileride bir çocuk parkı var. Güneşin altında, güneş çok pasparlak. Güneşin altında 3 tane erkek, 2 tane kız çocuğu. Erkek çocukları beyaz gömlek giymiş, altlarında şort, kısa pantolon var. Kız çocukların üzerinde beyaz elbiseler var. Saçları bağlanmış, çok güzel tokalanmış. Birlikte oyun oynuyorlar. Ellerinde bir sarı top var. Birlikte top oynuyorlar ve çok eğleniyorlar. Peki yaşları kaç? 3-5 yaş aralığında hocam. Evet. Yani hiçbir huzursuzluk yok. Tamamen olması gereken en güzel manzara var. Evet hocam. Çocukların Ellerinde birbiriyle balonlar var. uyum, çocukların birbiriyle uyum içinde neşeyle, huzurla oynamaları var. Evet hocam. Hani Ve kol kola girmişler böyle hani oynardık ya çapraz biri ters dönerdi böyle al satarım bal satarım gibi. Öyle oyun oynuyorlar kendi aralarında. çocuklar da kendi yaşlarına uygun davranış gösteriyorlar. Evet hocam. Değil mi? Üçler beş yaş aralığındalar. Hiç kimse kendi yaşının üzerinde bir davranış Yok hocam. göstermiyor. Tamam. Gözünüzü açmayın. Bizim değerli izleyenlerimiz de bir kez daha duysun. Lütfen demin anlattığınızı yeniden anlatın. Hatta şimdi anlatacağınızda ayrıntılar eklenirse ayrıntılar ekleyerek bize anlatın. Yeniden anlatın. Tabii hocam. Bir park alanı gibi çünkü az ilerisinde bir çocuk salıncakları, kaykayları var. Yerde çocuk oyun alanında kumlar var. 3-5 yaş aralığında 2 tane kız, 3 tane erkek çocuğu. Erkek çocuklarının ayaklarında kısa pantolon ve ayaklarında sandalet var. Üstlerinde beyaz gömlek, kız çocukların üzerinde beyazlı pembeli elbiseler var. Birinin üzerinde beyaz, birinin üzerinde pembe elbiseleri var. Anneleri saçlarını şöyle şuradan toplamış, pembe pembe tokaları var. Birlikte oyun oynuyorlar, böyle kol kola girmişler. Ellerinde bir sarı top var. Hava çok aydınlık, gökyüzü masmavi ve güneş sapsarı bir şekilde sanki aydınlatıyor her yeri. Çocuklar gülerek böyle kahkaha atarak oyun oynuyorlar. Etrafta ağaçlar da var. Ağaçların üzerinde elma var. Evet, yeterli. Gözünüzü açınız. Siz bundan önce dışarı çıktığınızda geldiniz bir çocuk hasat edilmiş bir buğday tarlasında duruyordu ve bir yetişkin insan onu çağırıyordu. Çocuk önce hırçınlık ediyordu, hayır gelmeyeceğim diyordu ama sonradan geldi. Evet hocam. İşte ben o zaman şunu söylemiştim. Çocuğunuzla ilgili bizim anlattıklarımızın yüzde kaçı doğru? Siz %100'ünün doğru olduğunu o anlattığınız meditasyonda ortaya koydunuz. Sonra şu en son çıktığınızda ben dedim ki ey Yüce Allah, Sibel Hanım gelince oğlunun bu durumdan kurtulması için meditasyon yapsın ve meditasyon bitince hem onun oğlu kurtulsun hem bizi izleyen herkes problemlerinden kurtulsun. Amin hocam. Siz geldiniz dediniz ki üç oğlan iki kız var, huzur içinde oynuyorlar. İşte onlardan birisi sizin oğlunuzdu. Her şey mükemmeldi. Çocuklar kendi yaşıtlarına göre davranışlar sergiliyorlardı. Canlı yayına siz katıldığınızda anlattığınız oğlunuza dair şikayetlerin hiçbiri yoktu. Ve tam da oğlunuzun olması gerektiğini düşündüğünüz ve hayal ettiğiniz manzara idi. Çocuğunuz o şekilde davranıyordu. Evet. Ve cinsel dürtülerinin de normale döndüğünü, kendi yaşıtları gibi normale döndüğünü 3 erkek 2 kızdan gördük. Yani orada 2 erkek 2 kız yan yana gelip oynasalar bile, sizin oğlunuz hiçbir kız çocuğuyla oynamasa bile zerre kadar durumdan şikayetçi olmayacak.
Daha doğrusu onlarda kız erkek henüz farkının cinsellik derecesinde olmadığını siz bize anlattınız. Şimdi oğlunuzdaki bu aşırı cinsellik ortadan kalktı ve tüm söylediğiniz problemler de bundan kaynaklanıyordu. Ve oğlunuza dair bu anlattığınız şikayetler ne sizde var ne babada var. Bu normalde 3 ya da 4 nesil öncesi atalardan taşınıyor. Anladım. Ve inşallah problem çözüldü. Amin, amin. Amin, Ve amin, gelin amin hocam. bir kez daha aynı o güzel çocuğunuzun kurtulduğu manzaranın meditasyonunu bir kez daha hem görün hem bize anlatın ve izleyenlerimiz de bunu yapsınlar. Onlar kendi problemlerinden kurtulurken oğlunuz da bu problemden kurtulsun. Amin. Amin hocam. Değerli izleyenlerim, sizlerin problemleri farklıdır. Fakat şimdi Sibel Hanım'ın yapacağı bu meditasyonda benzetmeler huzurla, güzellikle doluydu. Dolayısıyla probleminiz ne olursa olsun siz bu meditasyonu yaptığınızda şifanıza vesile olsun. Amin. Haydi. Şimdi gelin yeniden bunu uygulayın ve sesli biçimde herkes duysun. Sonra canlı yayını kapatırız. Tamam hocam. Çocuklar park vari bir yerdeler. Yerlerde yeşilçimler var. Etrafta ağaçlar var. Elma ağaçları, elmalar kıpkırmızı. Gökyüzü masmavi ama hiç bulut olmayacak derecede masmavi ve çok güzel bir mavi. Güneş çok güzel sapsarı, her tarafı aydınlatıyor ve çok parlak. Altında 3 tane erkek çocuğu, 2 tane kız çocuğu. Erkek çocukları şort ve beyaz gömlek giyinmiş, 3 tane düğmeli ve yakasız. Kız çocukları pembe ve beyaz elbise giyinmişler, saçlarını toplamışlar ve birlikte oyun oynuyorlar. Ellerinde sarı bir top var. Ve pembe balonlar var. Şu anda bir uçurtma gördüm. Bembeyaz bir uçurtma var. Uçurtmanın böyle püskülleri var. Çocuklar hep birlikte oyun oynuyorlar. Az ileride de bir park var. Ve gözlerinize tınık şifa olsun inşallah. Amin. Amin hocam. Sağ olun. Allah İşte razı olsun. dinlemenizin Allah razı olsun. Siz bugüne kadar o kadar çözümler aradınız. Gittiğiniz hiçbir yerden bu şekilde bilgileri aldınız mı? Bu Hayır hocam. şekilde falan. İşte o zaman ben başta iddialı konuştuğum konuda gerçekten haklı mıymışım? Haklıymışsınız hocam. Bana şey demişlerdi. Hiperaktivite, öğrenme güçlüğü, otizm üçünün karışım bir kombinasyonu olduğunu söylemişlerdi. Hiperaktiviteyi çözüp sonra diğerleri için özel eğitim alabileceğini söylemişlerdi. Yani bana verilen bilgiler bu yöndeydi ama bahsettikleri zaten o C ile başlayan ilaçta etki etmeyince bunu da yapamadılar. Yani net bir işte çocuğun işte ergenliğe girdiği vesaire bununla ilgili hiçbir konuşma dahi geçmedi. Evet. Şifa olsun. Amin. Amin. Ve siz Amin. Amin. bunu defalarca uygulayın. Bir gün içinde 5-10 defa bu meditasyonu uygulayın. Tamam hocam. Ve şu anda düzelmenin olduğunu düşünüyorum ama siz bunu dilediğiniz kadar yapın. Tamam. Meditasyonu. Tamam. Selamlar, saygılar sunuyorum. Selamlar, saygılar benden hocam. Hayırlı olsun. Allah razı Derya olsun. Deniz olsun. Rabbim Amin. ilminizi artırsın. Allah razı olsun.